Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2024 yılı Ağustos ve Eylül ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Lütfen soruları sakin ve dikkatli bir şekilde çözün arkadaşlar. Özellikle sınavda 45 dakika çok uzun bir süre arkadaşlar. Size kısa gibi gelebilir ama uzun bir süre. Bu testi bitirdiğinizde kaç yanlış yaptıysanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğendiğiniz için sizlerden teşekkür ederiz. Eğer hazırsanız hemen testi çözmeye başlayalım. Kavşaklarda araçların sağ ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır? A. Sağ ve sola dar. B. Sağ ve sola geniş. C. Sağ dar, sola geniş. D. Sağ geniş, sola dar. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sağ dar ve sola geniş şeklinde olmalıdır arkadaşlar. Araç için gerekli elektriği üreten parça aşağıdakilerden hangisidir? A. Alternatör. B. Dispiratör. C. Kondansatör. D. Marş motoru. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Araç için gerekli elektriği üreten parça alternatördür. Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. Motorun verimli çalışmasına. B. Aracın daha yavaş gitmesine. C. Akünün daha çabuk bitmesine. D. Motordaki aşıntıların artmasına. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Motordaki aşıntıların artmasına neden olur. Biz genelde millet olarak yağımız eksildiğinde hemen üstüne ilave ediyoruz arkadaşlar. Aslında belli bir zamana ulaştığında yağımızı boşaltıp tamamen yeni yağla değiştirmemiz gerekir. Lütfen buna dikkat edin. Motorun ömrünü uzatır arkadaşlar. Nasıl bizim vücudumuzda kan çok önemlidir. Motorda da yağ aynı şekilde arkadaşlar. Devam edelim. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının mavi renkte yanması sürücüye neyi bildirir? A. Kısa farların yandığını. B. Uzun farların yandığını. C. Cam resistansının çalıştığını. D şıkkımız ise el freninin çekilmiş olduğunu. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Uzun farların yandığını bize bildirir. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü yerleşim yeri dışındaki karayolunda saatte 60 km hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? A 20, B 30, C 40, D 50. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. En az 50 metre bırakmalıdır arkadaşlar. Bu normal araçlarda 100 ile gidiyorsak tam yarısı. Bunu unutmayın. 100 ile gidiyorsak tam yarısı arkadaşlar. Yani 50 metre bırakmamız gerekir. Ama tehlikeli madde taşıyan araçlar ise en fazla 50 metre yaklaşabilir arkadaşlar. Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Lütfen resme dikkatli bakalım. Şıkları okuyorum. A 1-2-3, B 1-3-2, C 2-3-1, D 3-1-2. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 2, 3 ve 1 sıralamasıyla olmalıdır arkadaşlar. Park halindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması. B. Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması. C. Zarar verdiği aracın sahibini bulması. D. Trafik görevlisine haber vermesi. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması yanlıştır arkadaşlar. Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır? A. 3 şeritli ve 2 yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi. B. Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması. C. Geçme, dönme gibi mecburi haller dışında şerit değiştirmesi. D. Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Geçme, dönme gibi mecburi haller dışında şerit değiştirmesi kural ihlali sayılır arkadaşlar.
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir? A. Geri dönmesini, B. Motoru durdurmasını, C. Harekete hazırlanmasını, D. Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Harekete hazırlanmasını bildirir. Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir? A. Batı, B. Doğu, C. Kuzey, D. Güney. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Haritaların sol kenar çizgisi batı yönünü gösterir arkadaşlar. Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur? 1. Çekme halatı, 2. Pense tornavida, 3. Kiriko buji anahtarı, 4. Bir çift patinaj zinciri. Şıkları okuyorum. A 1-2, B 1-2-3, C 2-3-4, D 1-2-3-4. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4. Yani hepsi otomobillerde bulundurulması zorunludur arkadaşlar. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Bisiklet girişinin yasak olduğunu. B. Motosiklet girişinin yasak olduğunu. C. Sadece motosikletlerin girebileceğini. D. Motosikletler için hız sınırlamasının olduğunu. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Motosiklet girişinin yasak olduğunu bize bildirir. Araç gösterge panelinde ABS uyarı ışığının yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir? A. Fren, B. Yakıt, C. Yağlama, D. Soğutma. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Fren sisteminde bir arıza olduğunu bize bildirir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır? A. Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden yukarıda tutmak. B. Kanayan damarın üzerine basınçlı sargı uygulamak. C. Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak. D. Kanayan damarın üzerine bastırmak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak yapılan yanlış bir uygulamadır arkadaşlar. Kalp seviyesinden yukarıda tutmamız gerekir. Şekildeki durumda sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Yaya geçinceye kadar durması. B. Yaya geçidine uygun mesafede durması. C. Yayayı ikaz ederek hızlanmasını istemesi. D. Yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltması. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yayayı ikaz ederek hızlanmasını istemesi yanlıştır arkadaşlar. Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir? A. Motor yağı, B. Fren hidroliği, C. Akü elektroliti, D. Motor soğutma suyu. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Motor soğutma suyu. Yukarıdakilerden hangileri sürücü adaylarına sürücü kurslarında okutulan derslerdendir? 1. İlk yardım bilgisi. 2. Trafik ve çevre bilgisi. 3. Motor ve araç tekniği bilgisi. 4. Trafik adabı. Şıkları okuyorum. A. Yalnız 1. B 1 ve 2, C 2, 3 ve 4, D şıkkımız ise 1, 2, 3, 4. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 1, 2, 3 ve 4 yani hepsi sizlere sürücü kursunda verilen derslerdendir arkadaşlar. 4 de size veriliyor. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur? A. Yeni bir iş kurmak. B. Kasko sigortası yaptırmak. C. Motor tamirciliği eğitimi almak. D. Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak taşıt kullanabilmek için zorunludur. Aşağıdakilerden hangisi araçların plakaları ile ilgili getirilmiş yeni bir zorunluluktur? Aslında yeni değil, bayağı oldu arkadaşlar bu. A. Özel plaka olmalı.
B. Vatandaş hangi ilde yaşıyorsa o ilden alınmış olunmalı. C. Tüm plakalar yeni mevzuata göre çelikten yapılmış olmalı. D şıkkımız ise plakaların sabitlenmesi için vidalanmamış olması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Plakaların sabitlenmesi için vidalanmamış olması gerekir. Muayeneye giderken de aklınızda olsun arkadaşlar. Eğer vidalıysa ki kalmamıştır herhalde. Vidalıysa plakayı değiştirmemiz gerekir. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? A. 3 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı. B. 2 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı. C. 1 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı. D şıkkımız ise 2 ve 3 numaralı araçların normal hızın altında seyrettiği. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 1 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı söylenebilir. Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A. 1 şaft, 2 diferansiyel, 3 aks. B. 1 şaft, 2 aks, 3 diferansiyel. C. 1 aks, 2 diferansiyel, 3 şaft. D şıkkımız ise 1 diferansiyel, 2 aks, 3 şaft. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 1 şaft, 2 diferansiyel, 3 aks şeklinde arkadaşlar. Bu doğru olarak verilmiştir. A seçeneği. Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile beklemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Saygılı, B. Telaşsız, C. Sorumlu, D. Sabırsız. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sabırsız kelimesi söylenebilir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir? A. Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek. B. Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak. C. Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak. D. Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak. Aşağıdakilerden hangisi aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır? A. Fren mesafesinin artması. B. Güvenli sürüşün sağlanması. C. Aracın kontrol edilebilirliğinin artması. D. Engelle karşılaşıldığında doğru noktada durulması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Fren mesafesinin artması. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir? A. Şarj sisteminin çalışmadığını. B. Yağ basıncının çok düştüğünü. C. Lastikte basınç kaybı olduğunu. D. Soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini bize bildirir. Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir? A. Şişlik, B. Kızarma, C. İşlev kaybı, D. Hareket ile azalan ağrı. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hareket ile azalan ağrı burkulma belirtilerinden değildir. Seyir halindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Yakıt seviyesi kontrol edilir. B. Önemsenmez devam edilir. C. Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. D. Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkartılır. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkartılır. İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir? A. Etrafı temizlemek. B. Kalp masajında kullanmak. C. Yaraları kapatmak ve sarmak. D. Kırıklarda ağrıyı azaltmak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yaraları kapatmak ve sarmak için gazlı bez bulundurmanın amacı budur arkadaşlar. Yaraları kapatırız ve sararız. Normal yetişkin bir insan kanama sonucu vücudundaki kanın
yüzde kaçını kaybederse hayati tehlike oluşur? A yüzde beşini, B yüzde onu, C yüzde on beşi, D yüzde yirmisi. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Vücudumuzdaki kanın yüzde yirmisini kaybedersek hayati tehlike oluşur arkadaşlar. Son sorumuz. Konvoy halinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır? A. Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar. B. Araç uzunluğunun 3 katı kadar. C. Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar. D. Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar. Yani araya bir araç güvenle gireceği kadar mesafe bırakmamız gerekiyor. Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. Radyatör petiklerinin tıkanmasına. B. Şarj lambasının yanmasına. C. Yakıt tüketiminin artmasına. D. Şıkkımız ise el freninin arızalanmasına. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yakıt tüketiminin artmasına neden olur. Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir? A. Yüzün yaralanması. B. El bileğinin burkulması. C. Köprücük kemiğinin kırılması. D. Şıkkımız ise kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi. Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Kaburganın sağ alt bölgesi 1 santim. B. Karnın sol üst bölgesi 3 santim. C. Göğüs kemiğinin ortası 5 santim. D şıkkımız ise göğüs kemiğinin 1,8'lik üst kısmı 7 santim. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Göğüs kemiğinin ortası 5 santim. Bu doğru olarak arkadaşlar. Verilen seçeneklerden C seçeneği doğrudur. Göğüs kemiğinin ortası 5 santim. Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A. Şoka karşı önlem alınması. B. Yaşam bulgularının kontrol edilmesi. C. Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması. D şıkkımız ise birinci yerinde ise bacakları bükülmüş olarak sırt üstü yatırılması. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması bu yanlıştır arkadaşlar. Bunu yapmamamız gerekir. Ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir. Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır? Şıkları okuyorum. A yalnız 1, B 1 ve 2, C 2 ve 3, D şıkkımız ise 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 1, 2 ve 3 yani 3 araçta arkadaşlar 24 saat süre içerisinde 4,5 saatten fazla sürülmesi yasak. 4,5 saatte yani 4,5 saatin sonunda dinlenip sonra bir 4,5 saat daha sürebilir. Dinlenmeden devam edemez. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır? A. Meyve suyu içirilmesi. B. Şoka karşı önlem alınması. C. Yara yerinin soğuk tutulması. D şıkkımız ise yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Meyve suyu içirilmesi yanlıştır. Şekildeki bir numaralı araç 60 km saatte hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir? A 20 metre, B 30 metre, C 40 metre, D şıkkımız ise 50 metre. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 30 metreden daha az yaklaşamaz. Yani en fazla 30 metre yaklaşabilir. Bunu nasıl kafamızda ezberleyebiliriz? Hızımızın tam olarak yarısı arkadaşlar. 100 kilometre ile gidiyorsak en fazla 50 metre. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi tehlike uyarı işareti değildir? Lütfen dikkatli bakalım. Tehlike uyarı işareti.
Şıklara dikkatli bakın arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. C seçeneğimiz tehlike uyarı işareti değildir. Aşağıdaki hallerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir? A. Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa. B. Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse. C. Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa. D şıkkımız ise zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa trafikten men edilir. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır? A. Hızının gerektirdiği şeritten gitmemek. B. Fazla yolcu almak. C. Aşırı yük yüklemek. D. Karşı şeridi ihlal etmek. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Karşı şeridi ihlal etmek trafik kazalarında asli kusur sayılır. Sürücülerin bulundukları şehrin tarihi ve turistik yerlerine en uygun gidiş yollarını bilmeleri hangisi açısından önemli değildir? A. Altyapı, B. Trafik, C. Turist, D. Turizm sektörü. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Altyapı açısından önemli değildir. Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir? A. Motorun soğuk çalışmasına. B. Motorun hararet yapmasına. C. Fren hidroliğinin azalmasına. D şıkkımız ise bijon somunlarının gevşemesine. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Motorun hararet yapmasına neden olabilir. Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür? A. Alaşımlı jant. B. Motor yağı kalitesi. C. Doğru yapılmış far ayarı. D. Delinmiş egzoz susturucusu. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Motor yağ kalitesi en önemli faktördür arkadaşlar. Biz halk olarak motorumuzun yağ eksildiği zaman hemen üzerine ilave ediyoruz. Bunu yapmamamız gerekir. Zamanı geldiğinde tamamen yağ boşaltıp yeni yağla değiştirmemiz gerekir. Lütfen bunu unutmayın. Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir? 1. Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmelidir. 2. Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmelidir. 3. Çağrıyı yapan kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermelidir. Şıkları okuyorum. A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 2 ve 3. D. 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 1, 2 ve 3. Yani 3 şıkkımızda ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir. Yerleşim yeri içindeki yollarda aksine bir işaret yoksa minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir? A 20, B 30, C 40, D 50. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Azami hız 50 kilometredir. Bu konuyla alakalı Instagram hesabımızda tüm araçların yerleşim yeri içinde dışında kaç kilometre gitmeleri gerektiren bir tablo yayınladık. Lütfen onu kontrol edin. Instagram hesabımızın ismi de Ehliyet Eğitimi. Bu videonun açıklama kısmında var arkadaşlar. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve motorda yanma sonucu oluşan gazların dışarı atılmasını sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? Görüyorsunuz, okla çizilmiş ve soru işareti koyulmuş. A. Egzoz manifoldu. B. Emme manifoldu. C. Külbütör kapağı. D. Karter. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Okla gösterilip soru işareti koyulan yer egzoz manifoldudur arkadaşlar. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme, trafik kazalarında nokta nokta sayılan hallerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Asli kusur. B. Tali kusur. C. Yol kusuru. D. Kusuru paylaştırma. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere asli kusur yazılmalıdır arkadaşlar. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Dar bir kaviste dönmesi.
B. Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi. C. Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi. D. Şıkkımız ise kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dar bir kavisle dönmesi yanlıştır. Sırada görsel bir sorumuz var. Resimde görülen ilk yardım uygulaması aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez? A. Uzuv kopması varsa. B. Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterliyse. C. Çok sayıda kazazedenin bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa. D şıkkımız ise kanaması durdurulamayan kazazede güç koşullarda bir yere taşınacaksa. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterliyse bu yöntem tercih edilmez. Şekildeki trafik işaretinin adı nedir? A. Düşük banket. B. Dikkat. C. Okul geçidi. D. Yol ver. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Şekildeki trafik işaretinin anlamı dikkat anlamındadır. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? A. Duraklamak. B. Araç içi ışıkları yakmak. C. Uzağa gösteren ışıkları yakmak. D. Sadece park veya sis ışıklarını yakmak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Uzağa gösteren ışıkları yakmak zorundadır. Devam ediyoruz. Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın birinci adımı nedir? A. Hemen tıbbi yardım istenmesi. B. Yaralının hemen hastaneye taşınması. C. Yaralının hemen araçtan çıkarılması. D. Şıkkımız ise trafik ve can güvenliğinin sağlanması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Trafik ve can güvenliğinin sağlanması bu ilk yardımın birinci adımıdır. Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir? A. Klimanın açılması. B. Koltuğun ayarlanması. C. Aynaların ayarlanması. D. Emniyet kemerinin takılması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Çok basit bir soru aslında. Klimanın açılması ilk önce yapılması gereken hazırlıklardan değildir. Araç hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor, zorlanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Jigde çekilidir. B. El freni çekilidir. C. Motor yağı eksiktir. D. Lastik havası fazladır. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. El freni çekilidir. Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir? A. Kırmızı ışıkta. B. Sarı ışıkta. C. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta. D. Şıkkımız ise aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta durulur, yol kontrol edilir ve geçilir. Aşağıdakilerin hangisindeki arıza farların yanmamasına sebep olur? A. Bujilerdeki. B. Dispiratördeki. C. Far anahtarındaki. D. Endüksiyon bobinindeki. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Far anahtarındaki arıza farların yanmamasına sebep olur. Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir? A. Kayıp. B. Hasar. C. Tahribat. D. Trafik kazası. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Trafik kazası adı verilir. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Lütfen dikkatli bakalım. A. Yaya giremez. B. Bisiklet giremez. C. At arabası giremez. D. Motorlu taşıt giremez. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Hem motosiklet hem de otomobil göründüğü için tabelada motorlu taşıt giremez anlamındadır. Yani D şık, motorlu taşıt giremez. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz? A. Kırıkların tespit edilmesi. B. Dolaşımın değerlendirilmesi. C. Solunumun değerlendirilmesi.
D şıkkımız ise hava yolu açıklarının değerlendirilmesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kırıkların tespit edilmesi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz. Birinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich manevrası uygulayan bir ilk yardımcının uygulama sıralaması nasıl olmalıdır? 1. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır. 2. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır. 3. Bir elin baş parmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konulur. Şıkları okuyorum arkadaşlar. A 2 1 3 B 2 3 1 C 3 1 2 D şıkkımız ise 3 2 ve 1. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 2, 3 ve 1 sıralaması yapılması doğrudur arkadaşlar. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde kazazedelerden birisinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz? A. Böbrek, B. Akciğer, C. Bağırsak, D. Karaciğer. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İlk aklımıza gelen akciğer olmalıdır arkadaşlar. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır? A. Kornaya, B. Vites koluna, C. Fren pedalına, D. Şıkkımız ise debriyaj pedalına. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Debriyaj pedalına basılmasında fayda vardır. Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Lütfen resme dikkatli bakalım arkadaşlar. Ok işaretiyle gösterilen her yer numaralandırılmış. Şıkları okuyorum. A 1 şaft, 2 diferansiyel, 3 aks. B 1 şaft, 2 aks, 3 diferansiyel. C 1 aks, 2 diferansiyel, 3 şaft. D şıkkımız ise 1 diferansiyel, 2 aks, 3 şaft. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. A seçeneğindekiler doğru olarak verilmiştir. Yani 1 şaft, 2 diferansiyel ve 3 akstır arkadaşlar. 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir? A 2 yıl, B 3 yıl, C 5 yıl, D 10 yıl. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 2 yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir. Aracın elektrik devresinde akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? A. Akü, B. Platin, C. Sigorta, D. Alternatör. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sigorta eriyerek aracın güvenliğini sağlar arkadaşlar. Yani elektrik aksamını sağlar, korur. Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Geçiş hakkı kurallarına uyması, B. Dönüş yönüne göre en uygun şeride girmesi, C. Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi, D. Şıkkımız ise dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi yanlıştır. Kamyon, çekici ve otobüs şoförleri araçlarına ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarında saklamak zorundadır? A 1 ay, B 3 ay, C 6 ay, D 1 yıl. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 1 ay boyunca araçlarımızda saklamamız gerekir arkadaşlar takograf kayıtlarına. Kiriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Aracın motorunu çalıştırabilmek, B. Aracın hareket etmesini engellemek, C. Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek, D. Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Aracın hareket etmesini engellemektir arkadaşlar. Buradaki amaç aracın hareket etmesini engellemek. Sırada görsel bir sorumuz var arkadaşlar. Şekildeki gibi sağ dönüş yapmak isteyen sürücülerin
Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Hızlarını azaltmaları, B. Dar bir kavise dönmeleri, C. Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları, D. Şıkkımız ise bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları yanlıştır. Yine görsel bir soruyla devam ediyoruz. Sağa dönmek isteyen şekildeki bir numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sırayla yapmalıdır? 1. Hızını azaltması. 2. Dönüş işaretinin verilmesi. 3. Dar bir kavisle dönülmesi. 4. Sağ şeride girilmesi. Şıkları görüyorsunuz. Şıkları tek tek okumayacağım çünkü rakamlar kafamızı karıştırabilir. Siz dikkatlice düşünüp cevabınızı verin arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. 2, 4, 1 ve 3 sıralamasıyla yapılmalıdır. Motorlu araçların nokta nokta sahibi olmayan kişiler tarafından karayolunda sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Katılım belgesi, B. Eğitim sertifikası, C. Sürücü belgesi, D. Sürücü sertifikası. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sürücü belgesi yazılmalıdır arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır? 1. Yaşamı korumak. 2. İyileşmeyi kolaylaştırmak. 3. Durumun kötüye gitmesini önlemek. Şıkları okuyorum. A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 2 ve 3. D. 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 1, 2 ve 3 yani 3 şıkkımız da ilk yardımın amaçlarındandır. İlk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir? A. Kağıt mendilin, B. Çengelli iğnenin, C. Steril gazlı bezin, D. Makasın. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kağıt mendilin bulundurulması zorunlu değildir. Sırada tabelalarla alakalı bir soru var arkadaşlar. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir? Lütfen tabelalara dikkatli bakalım. Bu sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bize bildiren tabela B şıkkıdır arkadaşlar. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve aktarma organına güç veren hangisidir? Görüyorsunuz, soru işareti koyulmuş, okla gösterilmiş. A. Rot, B. Diferansiyel, C. Motor, D. Fren. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Okla gösterilip soru işaretli koyulan yer motordur arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama hareketlerinin birbiriyle uyum ve denge içinde olmasını sağlayan ve benzeri işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır. A. Omurilik, B. Pankreas, C. Böbrekler, D. Akciğerler. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Omuriliktir arkadaşlar. Seyir halindeyken araçtan sürekli yakıt kokusu alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Açık camlar kapatılır. B. Önemsenmez, yola devam edilir. C. Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. D. Şıkkımız ise trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır. Şekildeki otoyolda numaralandırılmış şeritlerden hangisi ayrılma yani yavaşlama şerididir? A1, B2, C3, D4. Lütfen dikkatli bakalım. Bu sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Bir numaralı şerit ayrılma yani yavaşlama şerididir arkadaşlar. Otoyoldan çıkma şeridi. Son sorumuz arkadaşlar. Bakımı yapılmamış araçlarda yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. Radyasyon, B. Hava kirliliği, C. Su kirliliği, D. Toprak kirliliği. Doğru cevabımız
B seçeneği olacaktır. Hava kirliliğine yol açar arkadaşlar. Yani hava kirliliğine neden olur. Evet, bu sınavın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. 1-2 video izleyerek böyle sınava gitmeyin arkadaşlar. Tavsiye etmiyorum. Ne kadar çok test çözerseniz sizin yararınıza olacaktır. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın arkadaşlar. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Araç park edildikten sonra aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir? A. Vitesi boşa almak. B. El frenini çekmek. C. Fren pedalına basmak. D. Debriyaj pedalına basmak. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır arkadaşlar. El frenini çekmek gerekir. Kesinlikle el frenini çekmemiz gerekir. Evet arkadaşlar, bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Her videoda aynı şeyi söylüyorum. Bir test çözüp sınava giden arkadaşlarımız sınavı geçemeden geri geliyorlar. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Ne kadar çok test çözerseniz sizin yararınız olacaktır. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazın arkadaşlar. Sizleri takip ediyoruz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.